Aslında suda çok az çözünürlüğü olan birçok iyonik bileşik bulunuyor. Kurşun 2 klorür de bunlardan bir tanesi. 50 mililitre suya 10 gram kurşun 2 klorür ekliyoruz diyelim. Sıcaklıkta 25 santigrat olsun. Bu koşullarda sadece 0,22 gramının çözündüğünü varsayalım. Yani bu da demek oluyor ki kurşun 2 klorürün çoğu çözünmedi. Gelin şimdi bunu buradaki deney kabının içinde de gösterelim. Şu çizdiğim katıyı çözülmemiş kurşun 2 klorür olarak kabul edelim. Gördüğünüz deney kabının içindeki katı aslında kurşun 2 klorür. Kurşun 2 klorürün birazı suyun içinde tabii ki çözündü ama çok küçük bir kısmı. Sadece 0,22 gram. Ama sonuç olarak çözeltinin içinde biraz iyonumuz olacak öyle değil mi? Artı 2 yüklü kurşun iyonları Pb artı 2 ve de klorür anyonları yani Cl-. Sanırım burada az çok neler olduğunu anlamaya başladınız. Şu anda elimizde doymuş bir kurşun 2 klorür çözeltisi var. Doymuş bir çözelti. Sonuç olarak çözeltimizin içinde iyonlar ve oldukça yüksek miktarda çözünmemiş kurşun 2 klorür var. A şıkkında bizden kurşun 2 klorürün 25 santigrat sıcaklıkta sudaki çözünürlüğünü bulmamız istenmiş çözünürlüğü ilk olarak gram bölü litre cinsinden bulmamız gerekiyor. Öyleyse bize verilenlere tekrar bakalım. 0,22 gram katı. 50 mililitre suda çözülmüş. Virgülü sola doğru 1, 2, 3 basamak kaydırırsak 0,05 litre buluruz. Demek ki hacim 0,05 litre. 0,22 bölü 0,05. 4,4 gram bölü litre eder. Bu da çözünürlüğe eşit. Peki çözünürlük neydi? Biz çözünürlüğü nasıl tanımlıyoruz bir de ona bakalım. Çözünürlük birim miktarda burada 1 litre çözücüde çözünebilen en yüksek çözünen miktarı tanımlar. Demek ki 1 litre suyumuz olsaydı yaklaşık 4,4 gram kurşun 2 klorür çözebilmiş olacaktık. Bu rakamlar neden bu bileşiğin az çözünürlüğü olduğunu söylediğimizde kanıtlıyor gibi. Yalnızca çok düşük bir miktarda çözünüyor. Çözünürlüğü mol bölü litre cinsinden de bulabiliriz. Hatta buna da molar çözünürlük diyeceğiz. Çözünen miktarını gram olarak biliyoruz. 0,22 gram. Mol sayısını bulabilmek için molekül ağırlığını bulmamız gerekiyor. Kurşunun molekül ağırlığı 207,2. 2 tane klorür olduğuna göre bu sayıya 2 tane 35,45 eklememiz gerekiyor. 2 çarpı 35,45 eşittir 70,9. Bunu 207,2'ye eklersek sonucu 278,1 gram bölü mol buluruz. Demek ki kurşun iki klorürün molekül ağırlığı 278,1 gram bölü mol o zaman gram bölü mol yaparsak yani 0,22 gram bölü 278,1 gram bölü mol dersek gramların birbirini götürdüğünü göreceğiz. Yani 1 bölü 1 mol olur. Bu da bize mol sayısını vermiş olur. Artık hesap makinesini alarak hesaplamaya geçebiliriz. 0,22 bölü 278,1 bize 0,00079 mol verir. Sonucu yuvarlarsak elde edeceğimiz değer 0,00079 olacak. Molar çözünürlüğü bulmaya çalıştığımıza göre mol sayısını litreye bölmemiz gerekiyor. Zaten elimizde 0,05 litre olduğunu biliyoruz. Öyleyse bu sayıyı 0,05'e böleceğiz mol sayısı olarak 0,00079'u kullanalım. 0,00079 bölü 0,05 eşittir 0,0158. Yuvarlarsak molar çözünürlük 0,016'ya eşit diyebiliriz. 0,016 molar olmalı değil mi? Sonuçta mol bölü litre molariteyi gösteriyor. Bulduğumuz sonuçta kurşun 2 klorürün 25 santigratta sudaki molar çözünürlüğüne eşit. Çözünürlüğü verirken sıcaklığı da belirtmemiz gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi sıcaklığı değiştirirsek suyun içinde çözebileceğiniz miktarı da değiştirmiş oluruz. Aslında çözünürlük ve molar çözünürlük için ana fikir işte bu şekilde. Sorunun B şıkkında ise farklı bir şey isteniyor. Yapmamız gereken kurşun 2 klorürün 25 santigrattaki çözünürlük çarpımı sabitini yani KÇÇ'yi bulmak. KÇÇ aslında bir denge sabiti. O zaman çözünürlük dengesi hakkında bir düşünelim. Hatta bu resim üzerinden düşünelim. Burada doymuş bir kurşun 2 klorür çözeltisi var. Aynı zamanda çözeltinin içinde katı halde kurşun 2 klorür de bulunuyor. Dengede çözünme hızının çökme hızına eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla dengede katının iyon haline geçme hızıyla iyonların tekrar katı hale geri dönme hızının eşit olması gerek. Bu anlattıklarımızı burada tekrar gösterelim. PbCl2 elimizdeki katı malzeme. İyonlarsa çözelti içindeki Pb 2 ve Cl Öncelikle bunları denkleştirmemiz gerekiyor. O zaman klorür anyonunun önüne 2 yazmamız gerekiyor. Diğerlerine 1 yazacağız bulmak istediğimiz şey denge sabitimiz yani KÇÇ. İlk olarak güzel bir tablo oluşturalım. Başlangıç derişimlerinden başlamamız gerekiyor. Öncelikle başlangıç derişimi, sonra olacak değişimi, sonra da dengedeki derişimi bulmamız gerekiyor. Öncelikle hiçbir şeyin çözünmediğini varsayalım. Sanki doymuş çözeltiyi hazırlamamışız gibi düşünelim. Bu durumda ürünlerin başlangıç derişimi sıfır olmalı. Bir sonraki adım kurşun 2 klorürün ne kadarının çözünmüş olduğunu bulmak. Aslında bunu A şıkkında bulmuştuk. 0,00079 mol kurşun 2 klorür suda çözünüyordu. Molar çözünürlükte böylece 0,016 çıkmıştı. Bu aynı zamanda kurşun 2 klorürün derişimindeki değişime eşit. Yani 0,016 molar kurşun 2 klorür kaybetmiş olacağız. Burada bir de çözünen kurşun 2 klorürün hepsinin iyonlaşmış olacağını da varsayıyoruz. Her bir çözünen kurşun 2 klorür molü için çözelti içinde 1 mol Pb artı 2 iyonu kazanacağız. Demek ki 0,016 molar kurşun 2 klorür kaybediyorsak 0,016 molar Pb artı 2 kazanmamız gerekiyor. Bir de klorür anyonuna bakalım. Klorür anyonu için mol oranı 1'e 2 idi. O zaman bu sayıyı 2 ile çarpmamız gerekir. Sizce de öyle değil mi? 0,016 çarpı 2, 0,32'ye eşit. Demek ki kurşun 2 klorür, suda bu koşullarda çözüldüğü zaman elde edeceğimiz klorür anyon derişimi bu kadar. Bu durumda dengideki kurşun artı 2 iyonlarının derişimi 0,016. Klorür anyonlarının derişimi ise 0. 0.32 molara eşit. Tablomuzu doldurduğumuza göre artık denge ifademizi yazmaya hazırız. Çözünürlük dengesinden bahsettiğimize göre buraya KÇÇ yazabiliriz. Şimdi buraya ne yazmamız gerektiğini hatırlayalım. Ürünlerin derişiminin çarpımı bölü reaktantların değişiminin çarpımı. Ama burada kat sayıları da düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle ürünlere göz atalım. PB artı 2 yani pb artı 2'nin derişimi. Buraya üs olarak elimizdeki katsayı yazmamız gerekiyor. pb artı 2'nin katsayısı 1. O zaman pb artı 2'nin derişimi üssü 1 olacak. Çarpı klorür anyonlarının derişimi yani cl eksi. Yine katsayıya bakmamız gerekiyor. Klorür anyonun katsayısı 2. Demek ki bu derişimi üssü 2 yapmamız gerekiyor. Daha sonra da bu iki derişimin çarpımını reaktantların derişimine bölmeliyiz. Ama burada elimize sadece saf katı halinde olan kurşun iki klorür var. Hatırlayalım. Saf sıvıları ve saf haldeki katıları dengedeki derişimleri değişmediği için ifadenin dışında bırakıyorduk. Bu da bir denge ifadesi olduğuna göre burada kurşun 2 klorürü kullanmayacağız. Sonuç olarak çözünürlük çarpımı sabiti KÇÇ. Pb artı 2 iyonlarının derişiminin birinci kuvveti çarpı klorür anyonlarının derişiminin ikinci kuvvetine eşit olacak. Gerekli değerlere sahip olduğumuza göre artık KÇÇ'yi hesaplayabiliriz. Pb artı 2'nin dengideki derişimi 0,016. Klorür anyonunun ise 0,032 idi. KÇÇ eşittir 0,016'nın birinci kuvveti çarpı 0,032'nin ikinci kuvveti. Hesap makinemizi kullanarak bu işlemi yapabiliriz. 0,032'nin karesi çarpı 0,016 eşittir 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 5. Evet bulduğumuz bu değer kurşun 2 kürürün 25 santigrattaki çözünürlük çarpımı sabitine eşit. Açıkçası kurşun iki klorür için aynı sıcaklıkta değişik çözünürlük çarpımı sabit değerleri gördüğümü itiraf etmem gerekiyor. Yani başka bir kitapta sizin de başka bir değerle karşılaşma olasılığınız var. Bana göre farklı bir değer görmenizin pek bir önemi yok. Önemli olan şey bir denge ifadesi yazıp dengedeki derişimleri hesaplayarak çözünürlük çarpımı sabiti hakkında bir sonuca ulaşmanız. O zaman son olarak aynı sıcaklıkta ve aynı hacimdeki bir suyun içinde 10 gram değil de 100 gram kurşun 2 kloru çözmeyi denediğimizi düşünelim. En başa dönelim. Bu sefer 10 yerine 100 gram çözmeyi deneyeceğiz. 10 yerine 100 gram. Çözünebilen miktar tabii ki aynı olacak. Yani 50 mililitre suyun içinde sadece 0,22 gram çözünecek o zaman çok daha fazla çözülmemiş katıya sahip olacağız. Ama molar çözünürlüğümüz aynı olduğu için aynı miktarda yani ancak 0,22 gram çözebileceğiz. Molar çözünürlük aynı olduğuna göre dengedeki derişimlerin de aynı olması gerekiyor. Bu da KÇÇ'nin de aynı değere sahip olacağını göstermez mi? Demek ki KÇÇ'yi belirleyen şey kurşun iki klorürün çözünmeyen kısmı değil çözünen miktarı.